Bu videoda basamak değerinin ne anlama geldiğini ondalık sayılar üzerinden incelemeye devam edeceğiz. Özellikle de bir basamak değerinden bir başkasına değerleri nasıl gruplayabileceğimizi göreceğiz ki bu ileriki matematik kariyerleriniz için ondalık sayılarla aritmetik yapmaya başladığınızda son derece faydalı bir şey olacak. Şimdi ekranda gördüğünüz sayının ne olduğunu hep birlikte bulmaya çalışalım. Karelerin her birinin bir tamı temsil ettiğini düşünürsek sizce bu sayı hangi sayıdır? Elimizde 3 tane tam kare olduğuna göre işe 3 yazarak başlayabiliriz. Buradaki karede bir tamın 10 eşit parçaya bölündüğünü görüyoruz. Bu eşit parçalardan her birinin bir onda birlik olduğu anlamına gelir. Onda birliklerden 4 tanesini boyadıklarına göre de 3 birlik, virgül 4, 10 da Sonra bir bakalım buradaki kareyi de 100 eşit parçaya bölmüşler. Nereden mi anladım? Eğer sayarsanız bunun 10'a 11 on kare olduğunu göreceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesini boyadıkları için de buradan da 7 tane yüzde birlik gelecek ve sayımızı 3,47. 3 birlik, 4 onda birlik ve 7 yüzde birlik ya da 3 birlik ve 47 yüzde birlik olarak bulmuş olacağız. Şimdi size bir de bir değeri farklı basamaklara koymanın ne anlama geldiğini göstereceğim. Şuraya küçük bir tablo çiziyorum. Tablonun hepsini kullanacağımı zannetmiyorum ama burası birler basamağı, burası onda birler basamağı burası da yüzde birler basamağı olsun. Ekrana sığması için böyle yazmam gerekti. Şimdi az önce yaptığımızı buraya yerleştirecek olur isek 3 tane birlik vardı, 4 tane onda birlik ve 7 tane de yüzde birlik. Peki sizce bunu farklı şekillerde düşünebilir miyiz? Örneğin bu sayıyı 3 tane birlik yerine 2 tane birlik 7 tane yüzde birlik olduğu gibi kalsın. Evet, bu sayının yukarıdaki ile aynı sayı olması için kaç tane onda birliği olmalıdır? Haydi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Şimdi de birlikte yapalım. Yardımcı olması için yukarıdaki şekillerin kopyalarını kullanacağız. Burada 3 birlik yerine 2 tane birlik olacak demiştik. Evet, söz konusu olan 2 birlik bunlar olsun. 7 tane yüzde birliğimiz de burada olduğuna göre aslında yapmamız gereken şey bunu onda birlikler olarak ifade etmek. Peki sizce bunu nasıl yapabiliriz? Buradaki birlik yani bir tam 10 tane onda birlikten oluşmuştur. Öyle değil mi? İyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Bunun içini de şu yeşille boyayıp içine de buradaki gibi çizgiler çizersem sanırım daha iyi olacak. Evet. Elimle çizdiğim için çok düz olmayacaklar. Ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ee, doğru oldu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, az önce de söylediğim gibi aralıklar pek de eşitmiş gibi görünmüyorlar ama önemli olan işin mantığını anlamanız. Bunların ikisinin değerleri aynı ama burada gördüğünüz bir tamı onda birliklere ayırdım. Peki, şimdi kaç tane onda birliğimiz var? 10 tane burada, burada da 4 tane vardı. Yani 14 tane. 14 tane onda birlik. İlginç değil mi? Hadi bir tane daha yapalım. Bu defa farklı bir senaryo düşünelim. Yine 3 tane birliğimiz olsun ama bu sefer 7 yüzde birlik yerine 27 yüzde birlik yazalım. Hadi bakalım bu durumda yine aynı sayıyı elde etmek için kaç tane onda birliğe ihtiyacımız olacağını siz düşünmeye çalışın. Videoyu durdurun ve istediğiniz kadar düşünün. Aynı sayıyı gösteren şekilleri bir kere daha kopyalayayım. Peki, 3 tane birliğimiz burada. Bunlara dokunmayacağız. 27 tane de yüzde birlik. Yani buradaki 7 tane yüzde birliğe ek olarak bu defa elimizde 20 tane yüzde birlik daha var. Peki bu 20 tane yüzde birliği nereden bulacağız? En mantıklısı sanırım onlar basamağına bakmak. Çünkü 20 tane yüzde birlik 2 tane onda birliğe eşittir. Bu iki onda birliği yüzde birliğe dönüştürürsek morla boyuyorum. Evet bunların da yüzde birlik olduklarını düşünelim. Doğru oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İşte bu kadar. Bununla bunu topladığımızda 27 yüzde birlik elde ederiz. Peki geriye kaç tane onda birlik kaldı? 2 tane. Burada da onda birlikleri yüzde birliklere ayırdık ve yüzde birlik olarak ifade ettik. Böylece iki onda birlik 20 yüzde birliğe dönüştü. Bunu elimizdeki 7 tane yüzde birlikle toplayınca da 27 tane yüzde birlik elde ettik. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur.